Peki Feliz Hanım, eski eşinizin kızınıza istismarı ile ilgili bir söylemi daha var gelininizin. Yani bu ağza alınması bile zor, söylenmesi bile şey çok zor olmaz. Bir şey ama böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Kaç evladınız var sizin? Orada iki tane var. Biraz sesli söyleyeyim, duymuyorum. İki tane. İki tane evladınız var. Hı-hı. Metin var, bir de kızınız var. Canım. Kızınız Metin'den büyük mü, küçük mü? Küçük. 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 Kaç yaşında? 24. Sen 27. 24. Şu anda 24 yaşında. 94 yılında, yıllar önce böyle bir şey yaşandığı ihbarını kabul ettik biz, tabii gelininizin söylediği ihbarı. Böyle bir şey oldu mu? Ya ben böyle bir şey hiç duymadım yani, bilmiyorum. Yani ayrı yaşıyordum yani. Öz kızını taciz etti mi? Taciz olan, hayır, bilmiyorum. Duymadım yani. Yani bunu aynı evde yaşıyordunuz değil mi? Aynı evde derken ayrıydım ben. Ayrıydı onun. 94'te ayrı mıydınız? Ayrıydım. Boşanmış mıydınız? Boşanık değildim ama ayrıydım. 94 yılında mı oluyor bu olay? Şimdi biz bunu araştırdık. Evet. Evet, çocuklarını bırakıp Halil başka Bey. Bir şimdi şöyle, bu konuda kızı şikayet etmiş. Doktora göndermişler. Kızın tacize uğramadığına dair rapor çıkmış doktordan. Onun için adam beraat etmiş. Doğru. Yani bir de yalnız şu var. Temelde ben hani işin Türk Ceza Kanunu 20. maddesi olması lazım. Suçların şahsiliği ilkesi. Yani herkes kendi suçundan sorumludur. Yani şimdi Metin Bey babasının suçundan sorumlu değil yani. Kendisi suça katılmadığı için. Yani şimdi onun için bir kere suçlar şahsidir, kişiseldir. Yani hiç kimse annesinin babasını seçemez. Yani kimse annesinin babasının işlediği suçtan dolayı sorumlu değildir. Önemli olan, yani Kübra Hanım, sen nesin, Metin ne? Sen kimsin? Metin kim? Kübra sen ne yapıyorsun? Kübra bu, kim? Bunun babası kendi hayatını tabii yaşıyor. Ki. Evet. Metin'in babası da annesi kendi hayatını öyle. Yaşıyor. Ama evet. Yine de bu çok ciddi evet. Bir şey. Kesinlikle. Önemli çocuğunu... olan benim çocuklarımın Metin'e gittiğinde kimin yanında kaldı? Kimin yanında babası kalıyor? Babası böyle bir şey yapmış. Annesi öyle bir şey yapıyor. Benim o çocuklarımı oraya götürüyor. Benim çocuklarım önemli burada olan. Bakın bugün Öğretmenler Günü, benim çocuğum okula gidemiyor. Nerede benim çocuklarım? Senin yüzünden. Kaçırıyor, niye hiçbir şey yapılmıyor? Kaçırıyor diyorsun ya, senin kendi yüzünden. Madem otelde kaldığını herkese söylüyor. Benim çocuklarım benim yanımda diyor, niye hiçbir şey yapılmıyor? Bir şey diyeyim mi benim sana? Benim çocuğum niye okula gidemiyor 8 yaşında? Bir şey diyeyim mi sana? Sen böyle konuşuyorsun ya. Elin adamı. He? Bu çocuk BİM'de nasıl... Nereden öğrendin de biliyorum. Hani yalan... Bunları sen kendi kafanda uydurdun. Aynen, kafamda uydurdun. Tamam, kafamda uydurdun, sorun yok. Tamam, ben tamam sakinim, ben relaxım. Uydurtmuşsun. Sonuçları göreceğiz. Ben öyle biri değilim. Ülke Hanım'a da sorun. Benim babam, gece... evimin arası 10 adım. Kardeşimin deposu var burada. Gece yarılarına kadar burada çalışıyorlar. Gece oraya kadar, sen geceden sonra alıyorsun adamları. Sen merak etme ya, bir kişiyi de anlıyormuşsun. Belki sorun, de şu anda... Sorun öğrenin. Sorarız, onu da öğreniriz. Mobese kameraları da var. Şimdi, çıkacaktır elini. Aslında çocuklar sizdeydi. Değil mi Kübra? Çocuklar sizdeyken babaları geliyor, evet, çocukları değilim. Alıyor ve gidiyor. Gelip alma sebebi de sizin evinize iddiasına evet, göre yabancı bir adamın gelmesi ve orada kalması günün belli zamanlarında. Ha, yaşıyormuşum ve çocukların ben. Sizin Hayır, sesinizi duyma ihtimali. Çünkü çocuk bunları babasına anlatmış. Hatta bir video çekmiş. Ha, evet, şimdi evet. Ben çocuğu canlı görmedim, bilmiyorum. Ama evet, çocuğun çektiği videoyu gördüm. Ben de izledim. Kızım bir yan tarafa bakıyor, babasına bakıyor, sonra konuşuyor. Yani efendim? Tabii küçücük çocuğa ne sizin yaptığınız doğru, ne sizin yaptığınız doğru. Ben öğretmem. Bir, dediğim gibi istediği kadar psikoloğa beraber birlikte gidelim. Gelsin, hiç sorun yok. Birlikte gidelim. Çocuğu alsınlar odaya. Eğer ben öğrettiysem burada namussuz. Ben buraya Türkiye Cumhuriyeti şu an beni izlediği için, anladın mı? Kendimi boynuzlu şekilde yapmam. Ayrı şekilde. Senin beni boynuzladığın gibi değil mi? Burcu'nun anlattıkları ne olacak? Ben dün akşam Burcu'ya ulaştım. Tamam. Ha, Burcu'ya anlattıkları ne olacak? Tamam, çıksın. Bir dakika, Burcu dediğiniz ikizi kimse. Olduğunu söyleyen mi? Sizin bir oğlunuz mu var? Kimse çıksın, Filiz sorun Hanım. Yok. Hayır, diğeri. Beni hamileyken aldattığı Burcu'ya ulaştım dün akşam. Nişanlı olduğu için şu an konuşmak istemiyor. Ama Metin'in yaptıklarını bir mesajla anlattı bana. Sizin ekibinize de gönderdim zaten. Tamam, gönderin, sorun yok. Metin, çocukların seni mahkemede çıplak bana bir şekilde olacağını da söyledi. Evet. Kendisi çocukların seni çıplak bir şekilde evde o Burcu denen kızla birlikte gördüler mi? Yok, aman Allah, ben hiçbir zaman hani ya yanlış bir şey olmuş Kübra olsa bile hani hiç, bu birey de değilim ya. Ama hani çocuğunuz, toplumsal olarak doğru bir şey değil. Kübra, Metin'in çocuğunuz olduğunu söylüyor zaten orada. Kübra, ama çocuğunuz sizi çıplak şekilde başka bir adamın varlığından da bahsederek gördüğünü söylüyor. Ben bunları kabul etmiyorum.
Yani hatta şimdi sen Metin'in Metin'in babasının şunu yaptığını, bunu yaptığını kabul ediyorsun. Heh. Ama kendine söylenen şeylerden hiçbirini kabul etmiyorsun. Yani bu nasıl bir şey yani? Peki Filiz Hanım, sizin kaç çocuğunuz var? Benim bundan 2 tane, öbür taraftan 4 tane. Peki Metin'in gerçek yalan kardeşi... Yalan söylüyor, 4 tane çocuğu var. İşte 4 tane dedi zaten. Ailecek çekilmiş resmimiz de var orada kaldığım zamanlarda. Kadın 4 tane diyor Şahin'le zaten. Şahin'le Nazar'ın kimlikleri yok şu an. 4 tane dedi zaten. Eyvah, tamam, biliyor sakin. Tamam, sakin ol. Daha öncekileri nerede? Peki Metin'in ikizi var mı? Önemli, onu o yüzden soruyorum. Metin ikizi yok ya. Dün iddia neydi, bir dinleyelim, onu bir verir misiniz Oğuz? İkiz yok bende ya. Ne ikiz, ben ikiz. Biri yaklaştı yanıma. Dedi ki benim sevgilimle ne işin var dedi. Aa. Dedim sen ne diyorsun, o benim kocam. Ondan sonra dedi ki sen dedi ikiziyle karıştırıyor olmayasın dedi. Ha bir de ikizi hani, mi var demiş. Bunun ikizi varmış dedi, polismiş kendisi. Evet, kızı öyle kandırmış. Ya sen de şimdi Türkiye'yi böyle mi kandıracaksın? Konuşamıyorum, sinirim. Vallahi bu kandırma değil yani. Bu nasıl bir hikaye yazmışsın Metin? Bak Metin bana, Metin bana böyle yaptı dedi ben ne yapacağım dedi. Yalan konuşulmaz. Vallahi o kız keşke yayına bağlanmış da söylesin. Allah şahidim olsun, sallamıyorum, yalan atmıyorum. Varsa canlı çıksın ya, sorun yok. Ben yine tekrar canlı yayına çıksın. Kim? Kız şu an benim evli bir çocuğu var, niye bağlansın? Alkolü çiftliğine vurduysam. Eğer bağlanırsa ben sesini değiştiririm. Eğer beni izliyorsa yayına bağlansın, ben sesini değiştiririm. Hayır, engellemiş kız beni. Bugün dün canlı yayını izlemiş, engellemiş beni. Canlı yayına bağlanırsa bugün de geçerli bu arada. Kim bağlanmak isterse her ikisi için de sesini değiştirip yayına verebilirim. Adını biz biliriz ama yayına vermeyiz sonuçta. Peki Metin ne diyorsun? Şimdi annen de burada. Senin ikizin var mı? Benim bir ikizim yok. Söyledin mi böyle birisine böyle bir şey? Yok, asla. Katiyen. Aslında bak bu şöyle bir durum. Çok akıllıca bir şey. Şimdi siz yakın oturuyorsanız, eğer bir sevgilin varsa iddia ve bu kız seni bir şekilde karınla görürse, çocuklarınla görürse, ha ikizimi gördün der, olayı oradan kurtarabilirsin. Yani bak, akla bak, görüyor musun? Ki görmüş de kız eğer doğruysa, gelmiş hayır o benim kocam demiş kadın yani. Böyle bir şey var mı Metin? O kadar becerikli misin Metin? Ya o kadar becerikli olsam bence hiçbirinde yakalanmazdım. Hani diyor ya bana 5-6 kez aldatmışım. Evet. Bence öyle, hani böyle bir şey olsa demek ki defalarca yakalanmazdım. Hani akıllı olsam bu kadar. Varsa yani, bir hatam suçum. Siz zaten çok büyük bir yerde yaşamıyorsunuz. Yok, yani. Yok, küçük şehir. Son olarak. O yüzden bir şekilde bir yerlerden görünürsünüz tabii yani. Ki. Bir de Metin, senin orada herkesin evli olduğunu bildiğini düşünüyorum. Evet, herkes tanıyor beni zaten. Tabii. Burada ya çoğu kişi tanıyor. Gelin orada oldu. %80'i, %90'ı Zonguldak'tan tanıyor. Peki, vallahi şu anda ne Kübra umrumda ne Metin umrumda. Çocuklar. Önemli olan 2 tane dünya güzeli evlat. Evet. Yani bir de bunlar kız çocukları. O yüzden sıkıntı büyük. Siz de birbirinizle ne birleşiyorsunuz ne ayrılıyorsunuz. Problem de o. Yani ya adam gibi bir araya gelin, ne olursa olsun evliliğinizi kurtarın, ya da adam gibi ayrılın. Çocuklarınızla anasını babasını bilsin. Görüş günlerini bilsin. Geldiği zaman yanınıza adam gibi çoluğunuza çocuğuna sahip çıkın. Mutlu zaman geçirin. Ama sonrasında sorunsuz ve eğitimlere devam etsin Metin. Doğru. Bu çocuklar okula gitmiyorlar mı? Şu an gidemiyor mecburen. Ne kadar zamandır sende bu çocuklar? 16 ve 17. gün olması lazım. Ha, daha yeni. Yeni tabii ki. Daha yeni. Ama yani, peki annesini göstermek istemiyor musun çocuk? Ya isterim. Arasın, görüntülü konuşsun. İnsan evladı ya. Hani ben de annesi büyüdüm. Hiç aramadı mı peki? Yok. Çocukları hala aldığından beri. Yok, yok. Çocukları yok. Nasıl aldın bu arada? Aldım. İşte bu olaylar yaşandı anlattığım gibi ilk başlarda. Ondan sonra gittim. Hayır, ne yaptın yani, eve girip çocukları mı aldın? Yok, orada yok, bir hayır. Engelli olmadı mı? Şey vardı, psikolog vardı, hani pedagog eşliğinde. Geldim, çocuklara konuştuk. Ondan sonra Eskişehir yolunda olaylar. Anne neredeydi o sırada? Kübra bilmiyorum. Neredeydi? Evde hanımefendi... Çocuklar yalnız mıydı Metin? Evde çocuklar sık sık yalnız mı kalıyor? Bak, fazlasıyla. Yalnız çok çok kalıyor. Fazlasıyla. Yani sen gittiğinde eve çocuklar yalnız mıydı? Yalnızdı. Şöyle de bir şey daha vardı. Bu arada hatırlatın. Biri kaç, 3,5 yaşında ya değil sen mi çocuk? Ya sen neden bahsediyorsun çocuk evde yalnızdı falan? Ben çocuklarla hatta bir dakika evde yalnız olduğu ayırmıyordum. Gün, evde yalnız olduğu gün elinde hatta yara da var. Hatta ben ekibe de göndermiştim. Elinde yara da var. Hani sobayı yakmaya çalışmış çocuklar. Allah hani muhafaza ki çocukların hani canından ya olmamış. Yalan söyleme ya. Çocuk sobayı niye yakmaya yok, çalışsın? Yalan yok. Yalan olsa oradaki anı o kanıtlar yok. Yakmaya çalışsın. Kübra Hanım, kaçta gidiyorsunuz işe sabahları? Ben saat 4.30'da çıkıyorum evden. Peki çocuklar... Akşam 7'de geliyorum. Çocuklar sabah 4.30'da çıktığınızda kiminle kalıyor? Ve küçük kızımı yanımda götürüyorum. Nefes evde yalnız kalıyor. E tamam işte, biz zaten ondan bahsediyoruz. Nefes yani kaç yaşında? Nefes kaç yaşında? Nefes 8 yaşında. Okula gitmiyor mu Nefes?
4,5'da. Evet gidiyor. Ben Nefes'i öyle aylarca yalnız bırakmadım. 3-4 gün yalnız bıraktım. Şimdi bakın 8 yaşında bir çocuk, çocuk daha bu. Siz saat 4.30'da evden çıkıyorsanız eğer, Nefes okula kendi kendine hazırlanıyor. Saçını başını kendi yapıyor, elini yüzünü kendi ya, fırçalıyor, yıkıyor. Ya. Ya, kusura bakmayın ama siz bak, o çantada o çocuğun yiyeceği bir şey falan. Yok. Ha? Ben akşamdan hazırlıyordum her şeyini. Hayatım, ama tamam taze gece taze karanlık. Koyulacak şeyler var. Çocuğun dışında mı akşamdan fırçalıyorsun? Yani yapma. Ya. 4.30'da sabah karanlık oluyor hava ve çocuk sabahları yalnız başına okula gidiyor o zaman, doğru mu? Yani sizin yanınızda bu çocuk çok da emniyetli hayır, değilmiş gibi geliyor benim bana. Hayır, çocuğumu servis kapıdan alıp kapıya bırakıyor. Kim bırakıyor? Servis. Servis. Peki servisten kaçta geliyor akşam? Servis bırakıyor. Ben servisle alıp servisle bırakıyorlar. Ben sadece 3-4 gün yalnız bıraktım çocuğumu. Ne? Siz ama ne zamandır çalıştığınızı söylemiştiniz dün. Onda da komşum ilgilendi zaten. Şimdi bakın komşuya tek bırakıp gittiğiniz bir çocuk var. Yani ve çocuk 8 yaşında ve evde yapayalnız kalıyor ve evde soba var. 3-4 günden bahsediyorum. Aylarca yanımda götürdüm diyorum size çocuğumu. Okula küçüğü götürmüşsünüz, o zaman? Büyüğü. Tabii o zaman okul yoktu gerçi. Bakın Kübra, şimdi biz çocuğumuzu böyle hani sabah öperek uyandırmak varken, onu okula servise kadar eşlik etmek varken, dönüşte karşılamak, tabii bunu her anne yapmak ister ama sizin koşullarınız buna pek uygun değil anladığım kadarıyla. Peki sizin anneniz bakmıyor mu torunlarına? Ben ayaklarımın üstüne durup çalışmak zorundaydım, kusura bakmayın. Ben bu adamdan çektiklerimi yaşamamak için, çocuklarım aynısını yaşatmamak için çalıştım. Ben bu adama karşı kaç kere tehditten dolayı, hakaretten dolayı şikayette bulundum. Evraklarım da var. Bu ülkede benim ölmem mi gerekiyor acaba? Metin'imden kurtulmak sana, için. Sana dur bir dakika dur. Çok güzel yükseldin de. Benim ölmem seni mi annen baban evden neden kovdu? Bundan evet, bahseder misin? Yükselirim. Seni annen baban evden niye kimse kovdu? Kimse beni evimden kovmadı. Bu defalarca, bak bunu defalarca yaptılar. Ben yine konuşmak istemiyordum ama hani sen harbiden hak ediyorsun. Annen seni evden kovdu. Baban seni evden kovdu. Ben evden de kovmak istedim. Ben kovmadım. Tamam mı? Sırf hani annesini biliyorum, tamam mı, çocuklarım yaşamasın diye çok çok uğraştım ama ancak gerçekten senden hiçbir halt olmaz. Defol git hayatımızdan. Bak yine diyorum, çocuklar için sen her koşulda ararsın, sorarsın, sen gelirsin, görürsün. Bravo. Hani yiyeceksinler, içeceğinler, her şeyde ben sorum. Senin yiyeceğinden bile ben sorum. Of, sorun yok. Bir dakika şu anladın, an ben insanlığımdan hüküm vermem. Peki bak şimdi Metin, şöyle bir şey var. Tabii ki senden eğer istemiyorsa artık seni ve ayrılmak tamam, istiyorsanız. Sorun yok, boşanalım. Fakat orada kızın babasının söylediği, şu adamdan bir kurtul sonra çocukların sana geri döner demişti. Ülkü bana öyle söylemişti. Hı hı. Ama Metin, yani bir kadını darp etmek, ki darp yok, edildiğini abla, söyledi. Yani fakat orada da çok enteresan o fotoğrafları aslında bak baktık, gözüme gösterecektim. Evet. Baktınız dün mı akşam sizde? Baktık, toplantıda da evet, birlikte baktık. Yani sanki gözünün üstünde morluk, morluk olunca şişlik de oluyor ya. Ne? Ben şişlik göremedim ama benim morluk var, fakat o da böyle boyayla yapılabilecek bir şey. Umarım öyle değildir. Benim kızım daha doğrusu bana umarım yapmaz. Öyledir de bu gerçektir. Fakat eğer bunu da sen yaptıysan Metin. Ben yaptıysam ellerim kırılsın. Vallahi kırılsın. Ellerim kırılsın. Yemin ederim kırılsın ellerim. Kırılsın yani. Ben kim yapıyorsa benim kırılsın. Zahide aynen Hanım öyle. Çünkü bu acizlikten başka bir şey değil, değil yani. Değil. Ama bir kadının da kocasından kurtulma mücadelesi bizim de mücadelemizdir. Eğer senden bu kadın bu kadar nefret edip kaçıyorsa onun da mutlaka bir şeyleri vardır. İlla vardır abla. Ya, zengin yani değildir. Sen de sütten keşke çıkmış hakkaşın yok, değilsin. Yok değil, hiç kimse değildir bu hayatta. Sadece ben değilim, hiç kimse değil. Ama şu anda sizin çocuklarınızın hayatı önemli. Benim için zaten onlardan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Peki ben sen çocuklarına bakabilecek durumda mısın? Fazlasıyla bakarım. Annem. Nasıl? Sen çalışıyorsun. Ben çalışıyorum. Şimdi annem, sende kim bakacak çocuklara? Annem var, kız kardeşlerim var. Sorun yok. Hani i̇şte yetmezse var, gerekirse bakıcı. Vallahi bile tutarım. Hiç sorun yok. Kız var benim 18 yaşında. 18 yaşında kızınız sonra 18'ine giriyor. Peki şimdi niye okula gitmiyor? 17 gün oldu daha dedin. İşte mecburen şu olaylar hani çözülse yarın yazın. Yarın ya, yarın hemen yazdırırım. Sorun yok. Daha fazla ben istiyorum. Hatta bazen diyor baba hani bana matematik şeyleri öğret. Gidiyorum öğretiyorum, hani çarpma, toplama, çıkarma hepsini ya, bir çocukların bir yardımcı oluyorum fazlasıyla. Şöyle anne baba olarak adam gibi yanında durmanız, efendi efendi çocukları sarılıp bağrınıza basmanız ve okumak istiyorsa bir tanesi daha çok küçük, 3,5 yaşında. 3,5 yaşında bir çocuk ama anneyi çok özler. Öyle, annesiz öyle yapamaz ama yani. Öyle daha ama işte bebek yani. 3,5 yaş ne ki? Yani ceza olarak hiçbir anne de bence şunu vermez. Çocuğu altına yapıyor diye yok dışarı atmış. Soğukta titre titre böyle. Çocuk yani o yaştaki çocuk bile o psikolojik ben bunu bana anlatıyor. Ben çekiniyorum bunu söylemeye defalar kaç gündür. Ama yazıktır yani. Yani inşallah bunlar doğru değildir. İnşallah çocuklar için en doğrusu bulunur. Kübra,
konu çocuklar. Siz boş verin artık. Yani Metin'le ne yaşadığınızı, senin hayatında birisi olabilir, onun hayatında birisi olabilir. Artık siz zaten ayrılma aşamasına gelmişsiniz. Sadece çocuklar için ne yapabiliriz bizi oturup karar verin. Kavgasız, gürültüsüz ama. Çünkü 8 yaşında bir kızın evde yalnız başına kalması da kabullenemez Kübra. Evet. Kusura bakma. Yani sobalı bir ev, senin de hayatını zor anladığım kadarıyla çocuklarını vermek istemiyorsun anne olarak. Çok haklısın ama bir araya gelip doğru karar vermeniz lazım. Bir de bu şimdi onda, sonrasında senin durumun daha düzelir belki sende. Ama çocukları böyle iki arada bir arada bırakırsanız büyüdüğü zaman çocuğun kalbine şu an bıçak sokuyorsunuz. Pazartesi Kübra gel bu işi çözelim, baban da gelsin. Tamam bak nasıl annesi geldi, burada yüzleşin, ortak velayet alın. Bence daha mantıklı. Olabilir, her makul. Her ikiniz de çocuğunuzu istediğiniz zaman görün. Kimin şartları daha iyiyse onunla devam etsin. Diğeri de diğerini kötülemesin. Bak çocuklara yapıyorsunuz. Olan çocuklara oluyor inanın.